Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu Güruh-u Naci nedir? Güruh-u Naci'nin başladığı nokta nedir? Aynı zamanda da Adem ile Havva'nın yaratılmasından sonra oğlu Şit, aynı zamanda Naci isimli bir kadının yaratılmasından sonra anlatılan bir hikaye var. Önce güruh naci kavramını bizim önce kafamıza iyi bir şekilde koymamız lazım. Güruh ne? Topluluk. Ama bir topluluk mu? Yoksa bir inanca, bir düşünceye bağlı olup aynı ortak temellerde hareket eden bir topluluk mu? Şimdi topluluk dediğimiz zaman çok geniş kavramlı. Mesela biz de burada bir topluluğuz. Evet, ama dışarıda veya da farklı yerlerde bir araya farklı düşüncelerle gelen topluluklar var. Düşün, hırsız çetesi de bir topluluk. Şimdi buradaki güruh kavramı bir inanç, bir yaşam, bir yaratılış, yaşamın bütün unsurları noktasında bir araya gelmiş bir güruhtan bahsediyor. Yalnız bu güruha demiş ki arkasında güruhu Naci. Peki Naci ne demek? Kurtuluşa ermiş. Naci kurtuluşa ermiş, esenlik bulmuş. Şimdi bir toplumun Naci olabilmesi için hangi değerlere sahip olması gerekiyor? Bir, hak ve hakikate vermesi lazım. İyilik ve doğruluk üzerine mi hareket etmesi lazım? Veya da bir irşat mekanizması var. Bu irşat mekanizmasıyla birlikte insiye edilen insanlarla oluşturulmuş bir topluluk mu var? Mesela Alevi toplumuna sorsan ki siz hangi topluluktansınız? Bilenler der ki biz güruh-u naciyiz. Ama Sünniler de diyor biz naci toplumundanız. Evet. Çünkü peygamberin şöyle bir sözü var. Benim ümmetim 73 fırkaya veya 72 fırkaya ayrılacak. İçinden sadece bir tanesi güruh-u naci. Peki biz kendimize güruh-u naci diyoruz. Başka toplumlar da kendisine güruh-u naci diyor. Güruh-u naci toplumunun yapısal özelliklerinin ne olması gerekiyor? Öncelikle güruh-u naci toplumunu biz nerede başlatıyoruz? Şit ile Naciye ile başlatıyoruz. Ama buradan başlatırsak bir şiz, bakın dikkat edin, İbranice'de şiz anlamı ne? Hediye edilen çocuk, bahşedilen çocuk. Neden hediye edilmiş, neden bahşedilmiş? Bunun önce bir altyapısını bizim doldurmamız lazım. Sonra da bir hikaye var, o hikayede Adem'in çocuklarının içinde kaçıncı çocuk? İslami kaynaklara göre 3. çocuk, Yahudi, İsrailoğlu kaynaklarına göre de 5. çocuk. Abi. Çocuk kim? Şimdi çocukların kim olduğu önemli değil. Şimdi sorun şu. Adem ile Havva'dan sonra 2 tane çocuğunun meselesi var. Biz geçen sefer bunu gördük. Maide suresi 27 ile 32 arasında. Fakat o ayette çocukları niye kurban diye aralarındaki mesele nedir noktasında bir açıklama yok. Sadece haklılıkları noktasında bir kurban sunumu var. Evet. Bu kurban sunumunda sonucunda Kabil, Habil'i öldürüyor. Evet. Habil'in öldürülmesinden sonra Allah Adem'e Habil'e karşılık, yani o şehit edilen çocuğa karşı yeni bir çocuk veriyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Üzülmesin dersek verilen diğer çocukları nereye koyacağız? Adem sadece Şit'le sevindi de diğer çocuklarla sevinmedi mi? Oysa her çocuğa sevinilmesi lazım. Neden? Her çocuk nereden geliyor? Masum ufak olarak haktan geliyor. Fakat Şit'in özelliği neydi? Şit kavramını Alevi toplumu şöyle bir hikayeyle anlatıyor. Sonra bunu genişleteceğiz. Bir, Havva'nın çocukları olmamaya başladı. Olmayınca sorunun Havva'da veya da Adem'de noktasında tartışma gelişti. İki, bir nokta daha söyleniyor. Efendim,
Kabil'in Habil'i öldürmesiyle birlikte Havva'nın soyu kirlendi. Birinci, çok çirkin bir söylem bu. Bu söylem hala internette güruh-u naci kavramı açıklanırken, bunu da dedelerimiz açıklamış, çok çirkin bir kavram. O zaman Habil Havva'dan değil miydi? Nasıl kirletebilirsiniz böyle bir şey? Artı şey var, Havva'nın soyu kirlendi dediğiniz noktada ne oluyor biliyor musunuz? Havva'nın soyundan gelen diğer bütün çocukları kirli gösteriyoruz. Özellikle kadınları. Zaten şimdi oraya gelecek. Sorun kadına bağlanıyor. Bu ataerkil toplumun kadını çiğnediği, söylediği çirkin bir söz. Devam edelim. Bu tartışmanın sonucunda Adem ile Havva derler ki nefeslerimizi bir küpe koyalım, 40 gün bekleyelim. Hikaye böyle anlatılıyor. Doğru mu dede? Eski dedelerin hepsinin anlattığı şey. Süreyi. 40 günü doldurmadan Havva gidiyor kendi küpüne, bir bakıyor ki yılan, çıyan, kimisi boş olarak anlatıyor. Adem'in bakıyor ki bir nur topu çocuğu parmağını emiyor. Şimdi küpü kapatıyor. Daha sonra Adem'le birlikte geliyorlar ki o anda da Havva'nın küpünden bir tavşan kaçıyor, onu da şeye bağlıyorlar. O havadan olduğu için yok, hem yemiyoruz hem de adet görüyor. Yani biz yaratılışı şimdi küpe gördük. Bak yılanlar çıkıyor. O zamana kadar sadece sürüngen yılan varmış. O süreçten sonra bütün sürüngenler oluşmaya başlamış. Bakın bunlar hep hikaye. İkincisi, dikkat ederseniz bir şey daha oldu. Allah'ın bir yaratma, halk etme esmasıyla birlikte nefes de ikinci bir yaratma noktası söz konusu. Devam ediyor. Hatta Havva o çocuğun küpünü ne yapmış? Sallamış. Onun içinde şite topal kalmış. Şimdi bir, kadın kıskanç oldu. Doğru mu? Evet. Hırsına yenilmedi. Sonra da en kötü şey ne biliyor musunuz? Hukuk çiğnendi. Bugün biriniz birinizin elini kırsanız suç mudur? Cezalandırılması gerekiyor mu? Bak, insan yaralama yapmış Havva. Bu ne biliyor musun? Kadınları küçümsemek, kadınları ikinci planda farklı göstermek için ataerkilin uydurduğu bir şey. Ama bakın, aynı zamanda ileride bir şey işleyeceğiz. Bu dinler tarihini işlediğimiz zaman Ezidilerde bir bölüm işleyeceğiz. Garip benzerlikleri göreceksiniz. Sonra bu çocuk kutsanıyor ve ondan önce bir hikaye daha var. Efendim, Havva çok geçimsizmiş. Adem'e çok eziyet edermiş. Kıskançlık daha yok. Eziyet edermiş. Sonra Allah Havva'nın çocuklarının da olmamasından dolayı bir tane kadın daha yaratıyor. Naciye. Bu kadının ismi Naciye. Getiriyor Hazreti Adem'in elinde. Getirince Havva soruyor, bu kimdir? Allah bunu Adem'e yolladı. Hediye etti. Hediye etti. Kime sordu? Şimdi bak, devam edelim. Sonra Havva yemekleri hazırlıyor, çok güzel giyiniyor. Tarlada çit süren Adem Ata'nın yanına gidiyor. Adem'e diyor ki, benden kim başka biriyle evlenmeyeceğine söz ver. Adem de diyor ki, ya yeryüzünde senden başka kadın mı var ki ben evleneyim? Ve söz veriyor. Söz verdikten sonra Adem eve gelince Havva'nın oyununu öğrenmiş oluyor. Ve bu şekilde de Naciye diyor ki, bundan sonra ben söz verdim, sen benim kızımsın. Bu kızı da Şit'le evlendiriyor. Şimdi bakalım, bir, Allah yaratacaksa hiç Havva'ya söylemeden Adem'le konuşmuştu, doğru mu? Bak bir şey daha dikkat edin. Adem ve Havva sürecinde Allah direkt konuşuyor. Ama sonraki süreçlerde garip bir şekilde vahiy sistemi gelişiyor. Hiç burayı düşündünüz mü? Alem değiştiği için vahiy gelmiyor. Bilemiyorum. Şimdi burada iki kıskanç noktasında kadının kıskançlığı,
kendisinin üstüne gelecek bir kadının varlığını engellemek için gidip Adem'i kandırması. Şimdi Allah isteseydi Adem peygambere de söylerdi. Böyle bir şey olmaz da. O zaman bunun sebebiyetini veren Allah. Artı Adem'e diye Allah'ın muradı olan kadını, sunduğu kadını, hediye ettiği kadını Adem kendi adına oğluna nasıl verebiliyor? Orası da ayrı bir handikap. Hadi kızım dedi, kabul etmedi. Hayır, yine de olmaz. Yani şunu söyleyeyim. Cinsel birleşme olmadan önce çizilen sınır belirleyicidir. Bunu unutmayın. Hayır dedem, anlamda demiyorum. Ha, Allah'ın izni anladım, olmadan. Tabii. Kul, ben hediye etsem birbirimize deriz belki ama bu haktan tabii gelen bir şey diyorsa. Burada da ayrı bir handikap var. Şimdi buraya bakıyoruz. Bunun tamamen bir hikaye olduğunu. Bu hikayenin amacı tamamen kadınları ezmek. Kadınların vasıf ve niteliklerindeki negatiflikleri ortaya koymaktan başka bir anlatım değil. İkincisi, Şit küple gelen bir çocuk değil. Şit, Havva'nın oğludur. Şit, Adem ile Havva'nın oğludur. Öyle küpte mülkte yaratılan bir şey değil. Tek bir küp var, o da anne rahimidir. Evet, burası çocuğun küpüdür. Eyvallah. Evet. Burası çocuğun küpüdür. Çocuğun büyüdüğü, yetiştiği ve yeryüzüne olgunlaştıktan sonra geleceği kanaldır. Şimdi bakalım. Burada sonrası bizi ilgilendir. Bunun bir hikaye olduğunu artık idrak etmemenin mümkünatı yok. Peki Adem ata kendisine ne öğretilmişti hatırlıyor musun? Bir ayette bir şey söylenmişti. Adem ata çok güzel. Şimdi bizim irşat noktamız ve Adem'e bütün isimleri öğretti. O zaman birinci soruyu sormanız lazım. Bir, irşat nerede başladı? İlk önce Adem'le başladı. Adem irşat edildi. İnan. Sonuçta Adem'i irşat eden kim? Allah. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Alevi inancında bir şey daha anlatıyorum. Kubey Rahman'ı herkes duydu. Orada Cebrail'in irşat edilmesi var. Çünkü evet, rehberlik var. Evet. Burayı da düşünmenizi sizden rica ediyorum. Ha, bunlar yazılı kaynaklar değil. Tamamen anlatılmış. Bunlar da genelde bizim imamlarımıza götürerek yapılan anlatımlar. Ama süreç içerisinde bunların gerçekten imamlarımız tarafından mı söylenmiş, söylenmemiş, bu noktaları da inşallah zamanımız olur. Biz de muhabbet ederiz. Bir, irşat mekanizması biz Adem'le başlatalım. Öbürünü, Bahattin'in, çünkü burada yazılı bir kaynağımız var. Allah irşat edici midir? Evet. İrşat edici. Evet. Neden? Adem'e isimleri öğretmekle irşat edici. Evet. Hem mürşit, evet, hem irşat. Evet. Zaten irşat kelimesi, mürşit kelimesi evet, aynı kökte. Evet. Aynı zamanda Rab, çünkü terbiye ediyor, evet, terbiyesini veriyor. Ve Adem burada terbiye edildi. Fakat şimdi burada Adem'e isimleri öğretilirken Havva neredeydi? Şimdi Adem insan olduğu için verilen isim değil mi? Adem. Şimdi bizim burayı işte çok iyi bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Çünkü burada bir sıkıntı var. Şimdi Adem'e isimleri öğretti. Adem de ama biz yaratılış ayetlerini okuduğumuz zaman şöyle bir şey vardı. İkisini aynı türden yaratması söz konusu. Ama bir şey dikkat edin. Yaratılış ayetlerinden ikisinden mi bahsetti yoksa tek bir kişiden mi bahsediyor? Bazı yerlerde Adem ve eşi dedi. Tamam. Bazı ama biz hatırlıyorsan Hicr ve Sat suresindeki yaratılış noktalarını tek orada Adem. Direkt Hicri'yle Adem'den bahsediyor. Ama yarım kalıyor, sonra tamamlıyor ayetle başka bir ayetle. Bence burayı çok iyi bir şekilde yine Engin'in dediği gibi bir açıklık bırakacağım. Sizin tefekkür edip tekrar dönmeniz gerekiyor. Sizin oradaki ayetlere bakmanız gerekiyor. Neden? Bak şimdi bir irşat mekanizmasından bahsediyoruz değil mi?
şu anda da bir irşat mekanizması var ama irşat mekanizmamızda bizim bazı anlatımlar yapmamıza rağmen ama o ayetleri hatırlamamanız demek ki irşat mekanizması biz tamamen anlatsak bile eksik kalıyor. Demek ki tekrarlanması gereken şeyler var. Adem erkek miydi? Soru işareti. Soru işareti kadın mı? Ya da Adem dedikleri nokta ikisini bir arada taşıyan aynı hücreden oluşan bir şey miydi? Ama başka bir şey var. Adem ve Adem'e diyor ki Adem ve eşin cennette. İyin için. Biz sizi bir dişi bir de erkekten yarattık diyor. İkincisi bir şey daha söyleyeyim. Madem ikisi aynı türden, başka bir ikisi aynı türden yaratıldı. Doğru mu? Aynı türden yaratıldılar. Adem isimleri irşat mekanizmasını yürütürken neden Havva'nın irşat mekanizması yürütme noktasında herhangi bir şeyin olmayışını ifade ediyor? Havva'nın eğitimiyle ilgili bir şey bahsediyor. Ya da sistem şu mu? Birinin irşadı... O da peşin sıra diğerlerini. Tabii şimdi açmamız lazım. Madem sorularla açılması gerekiyor, hepsini açmamız gerekiyor ki. Bir, Adem'i bir Allah harika... Orada bence düşüncem şu, ikisi bir nurlardı. Daha o zaman nurdu irşad olunurken. Daha sonra o nur işte bölünerek Adem ve Havva olarak dünyaya geldi diye düşünüyorum ama. Peki dedem şöyle olabilir mi? Tek nurdu. Adem'i Hak isimler öğretti, yani eğitti. Havva da Cebrail'le mi eğitildi? Şimdi böyle bir şey yok. Hiçbir yerde böyle bir bilgimiz yok, böyle bir şey de yok. Fakat şunu biliyoruz. İrşad eden, edilen, irşad etmekle yükümlüdür. Evet. Yasa bunun üzerine işi. Şunu söyleyeyim. Ha Adem'i irşad etmiş, Adem'le Havva'yı irşad etmiş, bir sıkıntı yok burada. Yani şu soru diyemez. Niye Adem'e erkek olduğu için tolerans tanıdı da Havva kadın olduğu için hani yine ateistlerin soracak, getirecekleri sorulardan bir tanesi. Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim. Yaratıcı her istediğini yapma noktasında özgür müdür? Özgür. Biz sen niye bunu yaptın, bunu yapmadın deme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Ama bu Engin. Şimdi hakkı bulmak adına sorgulamak bence doğru bir şey. Şimdi hakkı bulmak adına sorgulamak bence mantıklı bir şey. Doğru ama şu ki Yaradan da cevap veremeyeceği hiçbir şeyi kulunun akıl meleğine koymaz. Şimdi demek ki bahsettiğimiz konularda kadın böyle ikinci, üçüncü vasıfta şey tanımak olmuyor. Aslında kadının yeri bu kadar hani bizim şu anki ataerkil toplumlardaki kadın... Biz hakikaten hiç eşit, toplumu savunmuyoruz. Kadın ve erkeğin eşit olduğunu savunduğu bir toplumda şu anki hani konuştuğumuz konu içerisindeki kadının düştüğü durum işler acısı. Çünkü kadın her zaman böyle işte aptal, işte sonradan iki şey yapılmış gibi bir konuma koyuyoruz. Halbuki kadın o konuma sokmuş. Halbuki Adem'i öğretmekten maksat, şimdi sonuçta Havva da Adem'le aynı vasıftadır. Yani sonuçta insan... Bir soru daha soracağım. Neden Adem oğulları deniyor da Havva oğulları denilmiyor? Kızları diyorlar ama neden? Yurt dışı diyor. Yani Avrupa'daki yaşamızdan diyorlar. Şimdi bir gün bir muhabbetimizde duymuştuk. Adem oğulları var. Adem oğulları var ama hani... Adem'i erkek diye düşünmeyin mi diye falan diye duyuyorum. Yine aynısını söylüyor. Hatırlıyorum. Adem oğulları derken oğullarda maksat ne? Onun kızları da vardı. Şimdi bu gibi kavramlar birilerinin kafasında çelişki yaratabilir. Sanki Allah erkekmiş de ataerkil bir işleyiş işliyormuş gibi böyle bir sistematik bir yapıya düşebilirsiniz. Adem kavramı normalde aslında insan kavramıyla eşdeğer bir kavram. Fakat burada sıkıntı yaratacak, sizin cevap vermenize sıkıntı yapacak şey şu. Ey Adem dedik, sen ve eşin cennete. Bak dikkat edin. Burada şey belirledi. İnsandan mı bahsediyor? Hayır, şey belirledi. Erkeği ve kadını sıfat belirledi. Sıfat belirledi. Sıfat belirledi.
genel olarak insanlardan bahsetmiyorum. Adem'i tek olarak değil, genel olarak Adem ve Adem'den sonrakilerin hepsini genel anlamda sokmuyor mu oradan? Hayır, bu Kur'an ayette diyor ki sen ve eşin. Yani. Eşin diyor. Girin cennetime diyor. Aynen. Şimdi teklik yasası ne demek? Hakkım bildi. Şimdi teklik hepimiz varız. Öyle değil mi? Hı hı. Teklikte değil mi bu yani? Şimdi doğru. Yani doğduk, öleceğiz ama hep ona gideceğiz. Ondan geldik, ona gideceğiz. Hı hı. Hep her şey tekten çıkar ve tekte evet. Geri döner. Şimdi burası sizi sıkıntıya tefekkür etmeniz ve sıkıntınızı aşmanız gereken noktalardan bir tanesi. Neden Adem diyor? İşte bütün cevaplar yine tek nurdan, onun nurundan mı bahsediyor? İkisi şey olarak mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Muhatap açısından mı acaba? Hayır, şimdi söyleyeyim. Teklik yasasında sonrası ve öncesi diye bir şey olmaz. Teklik yasasında herkes o teklik yasasının içinde eşittir. Evet. Yani benden sonra bir kadının olması teklik yasasını bozmaz. İşte Adem'in teklik... Veya kadından sonra bir erkeğin olması teklik yasasını bozmaz. Adem'le çünkü aynı türden dediğine hı. Göre, aynı türden dediğine göre iki türün birbirinden hiçbir ayrıcalığının olmaması gerekiyor. Fakat kafada şu gelir, neden Adem noktasına gelirse her ikisi de aynı nurdansa büyük nurun kendi nurundan yarattığına ve o da var olan nura öğretmesine hiçbir sakınca yok ki burada silsilede. Bir de ben şöyle düşünüyorum adam, şimdi Kur'an Hazreti Peygamberimize geldi ve burada işte ey peygamber de ki veya da işte ey Allah'ın Resulü falan diye hitaplar geçiyor değil mi? Hı hı. Şimdi tabii ki de Adem oğlu diyecek. Değil mi? Hı hı. Çünkü peygambere bir sesleniş var orada. Veya da zaten tüm insanlar seslenince iman edenler diyor sesleniyor. Ey Nas'ta diyor. Ey iman edenler de diyor. Müminler de diyor. Salihler de diyor. Ey Allah'ın oğlu demeyecek. Ey Allah'ın kızı demeyecek zaten peygambere. Ya madem açısından birini seçmesi lazımdı o da Adem dedi. Adem'in oğlu diyecek. Adem de eşittir arkasındakileri bu işi öğretmek. Şöyle bir yerden verelim. Genel herkese bahsettiği için genel insanlara ilerliyor. Hep birlikte konuşursak karışır. Karışır. Buna dikkat edelim. Sadece şu var. Adem konusunu lütfen Arapçada ne anlama geldiği noktasında hani kelime türemesi var ya açıklamalar bulabilirsiniz. Lütfen bir açık, onu bir araştırabilir misiniz? Ben araştırdım. Adem kelimesinin açılımı ne? Adem ismi mesela Alevilik genelde Adem-i Sayfullah kavramını daha çok kullanır. Sayfullah kavramını daha çok kullanır. Şimdi devam edelim. İrşad mekanizması başladı. Bir irşad eden var, bir irşad edilen var. Bir mürşit var, bir talip var. Bir Allah var, bir bunun karşısında marbub mu deniyor? Marbub. Bakın dikkat edin. Sürekli irşad mekanizması içerisinde bir bilen, bir de bilmek üzere talep, olan var. Talep eder. Şimdi güru-u naci kavramını biz burada neye bağlayacağız? Güru-u naci kavramı irşat mekanizmasıyla çıkan bir güruh mudur? Yoksa doğuştan yaratılmayla temiz olanların temizliğiyle oluşan bir güruh mudur? Bunu dikkat ederseniz demin bir şey dedim. Güru-u naci kavramını Şit ve Naci'nin evlenmesine bağlanıyor. Yani onun çocuklarının silsilesinin peygamber silsilesi olarak gelmesi. Biz 40'lara inanıyor muyuz? Evet. Peki 40'larda Selman, şöyle. Fars, Bilal-i Habeş, Habeşistanlı. Dikkat ederseniz farklılıklardan, farklı milletlerden var. Ama bunlar 40'ların içerisinde Güru-u Naci topluluğunda. Şimdi şurası bizim için çok önemli. Şit Kur'an'da var mı? Kur'an'da geçer mi şit kavramı? Peygamber olarak var mı? Şit ismi Kur'an'da geçmez. Haberiniz olsun. Hava da. Evet. Hava geçer. Hava ismi geçmez. Genelde eşi olarak geçer. Kur'an'da peygamber olarak geçmiyor mu hocam? Hayır geçmiyor.
Şit ismi, Şit 25 peygamberin içerisinde Şit ismi geçmiyor. Önce şu ayeti okuyayım. Daha önce de atmıştım size. Yemin olsun biz senden önce de Resuller gönderdik. Onların bir kısmının hayat ve hatırasını sana anlattık. Bir kısmının hayat ve hatırasını da sana bahsetmedik. Hiçbir Resulün Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir mucize getirmesi söz konusu olamaz. Allah'ın emri geldiğinde hakla hükmedilir ve gerçeği hükümsüz kılmaya çalışanlar orada hüsrana uğrarlar. Bak burada peygamber diyor ki bazı peygamberleri sana anlattık, bazı peygamberleri sana anlatmadık. İkincisi, Şit aleyhisselamın biz geçtiği yer Tevrat, yaratılış 5. bölüm ve 3. ayet. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğlu oldu. Ona Şit adını verdi. 4. Şit doğumdan sonra Adem 800 yıl kadar daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. Enoş'un doğumundan sonra Şit 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları ve kızları oldu. Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü. Enoş 90 yaşında oğlu Kenan doğdu. Bu Tevrat'ta ve aynı bölüm İncil'de de aynı bölüm var. Şimdi Şit Kur'an'da geçmiyor. Ama bizim için çok önemli bir peygamber. Dikkat ediyor musunuz? Bir, Adem, Şit, üçüncüsü İdris, dördüncüsü Nuh, Hud, Salih ve İbrahim. Sıralama. Sonra Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, ondan sonra Musa ve diğer peygamberlerle devam ediyor. Şimdi bir, Şit bahşedilen çocuk, hediye edilen çocuk. Ama Şit'in isminin bir isminin Naci olduğunu söyleyenler var. Naci. Kurtuluşa ermiş. Zaten dikkat ederseniz Şit zaten peygamber. Doğru mu? Doğru. İleride bir soru daha olacak. Allah peygamberleri önceden mi seçti yoksa peygamberleri insanların içinde onların hal ve davranışlarıyla mı seçti noktasında bir muhabbetimiz olacak. Dikkat ederseniz ezberi olan birçok şey kafamızda sorularla çok farklı yerlere geliyor. Şimdi bakıyoruz. Bir, Şit niye hediye edildi? Sebebi Habil'e karşı bir hediye miydi? Yoksa bu sadece Şit'in ismi hediye olduğu için mi hediye? İlla ki bir manası var. Eğer ki Habil'e karşı Şit yollanmışsa gerçekten hediye oluyor. Yani bir oğula karşı öyle bir çocuk veriyor ki, yalnız burada şöyle bir soru daha çıkar. Allah Şit'i veriyorsa diğer çocuklarındaki vasıflar, Şit'in vasıfları, Allah bazılarına bazı vasıfları mı veriyor? Yoksa var olanlar vasıflarını o kadar güzel bir şekilde geliştiriyorlar ve Allah onları oradan seçiyor mu? Şimdi demin bir şey dedim. Adalet kavramı için sorgulamamız gereken bir soru sordu. Onu hak etmek gerekiyor bu işi. Kesinlikle. Öyle. Onun için Ali İmran suresi, Ali İmran suresi 33. Geçen hafta da işledik. Evet. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim'in soyunu ve İmran'ın soyunu seçip alemlere üstün etti. Seçkin önü. Şimdi ama bunları konuşmamız lazım. Sadece bu muhabbetin içerisinde Şit demek ki vasıf ve nitelik olarak çok iyi bir nitelikte ki Allah onu hem seçiyor hem peygamber ediyor. Şimdi Şit noktasında Alevi inancında çok önemli bir yeri var Şit aleyhisselamın. Kur'an'da olmamasına rağmen, Tevrat'ta geçmesine rağmen muhteşem bir önemi var.
Çünkü irşat mekanizmasının ikinci piri şıktır. Adem Allah'tan öğrendiği isimleri, şimdi burası çok önemli. Sadece şite mi yaptı, yoksa bütün çocuklarını bu irşat mekanizmasının içine koydu? İrşat mekanizmasının içine. İşte sorun burada. Bu irşat mekanizmasının içerisinde neye benziyor biliyor musunuz? Dergahlarda da aynı şey. Hakirlene mi? Aynen öyle. Bak dergahlarda bile eğer ki bir derviş hak etmiyorsa sır bölümü, bakın şunu söyleyeyim, verilmiyor. Hakikat kapısında seyir, sır, münacat, müşahade, bunlar çok önemli bir nokta. Bakın biz şu anda zahiri bilgileri işliyoruz. Bizim şu anda batini bilgi işleme sürecimiz aslında hem batini bilgiler var ama tam anlamıyla değil. Ama hakikat kapısının son bu makamları hak edene görü duyularla birlikte hakkın bütün sırlarını açıkladığı noktalar. Bakın dikkat edin, biz daha net bir şeyleri açıklayamıyoruz ki bu noktadaki hak ve hakikat noktalarını nasıl beyan edeceğiz? Ama bu irşat mekanizması içerisinde hak etmeyenlere asla buraya gelmediği sürece kesinlikle açmıyorlar. Zaten dünyanın derdi hak etmeyenlerle olmasının meselesi. Çok, evet. Şimdi devam edelim. Adem ata çocukların arasında irşat mekanizmasını başlattı. Mekanizma işliyor. İçinden şit bunları çekti aldı. Çekti aldı ve kemalet noktasını yakaladı. İnsani kamil noktasına geldi. Yalnız bir süreç daha var. Adem'den kopan bir çocuk var. Habil, o da salih kullardandı. Kabil. Yok Habil. Habil Hakk'a yürümüştü. Evet. Yok şu anda. İrşat mekanizmasında şu anda Habil yok. Çünkü Hakk'a yürüdü. Devam ediyor. Kabil. O da irşat mekanizmasına tabiydi. Seyda'yı. Tabii. Çünkü Hakk'a yürüdükten sonra Kabil dediğimiz bir nokta var. Kabil Adem'den ayrıldı. Evet. Adem'den ayrıldığına göre eğer ki kendi cinsinden bir kadınla evlenmişse ve kendisi gibileri varsa bir tayfa oluşturuyor. Bir kabile, bir millet. Engin senin soruna bir nevi cevap oldu. Bir kabile oluşuyor. Şimdi burada Adem Şit'i seviyor gerçekten. Sebebi de şu, her mürşit kendi irşat mekanizmasında işi kavrayan ve hal edenle birlikte behal olduğu için, o onunla bütünleştiği için onun muhabbeti ona daha çoktur. Ve bundan dolayı dikkat edin, dergahların arasında da şey olmuş, dervişlerin arasında kıskançlık, evet, olmuş. Evet. Size bir örnek vereyim. Hacı Bektaşileri daha gençken Ahmet Yesevi'de bulunan emanetlerin verilmesi isteniyor halifeleri tarafından. Bir gün dışarıda otururken daha bıyıkları yeni terlemiş bir genç görür. Gördüğü zaman ayağa kalkar ve der ki mülkün ısısı geldi. Bütün halifeleri der ki daha bıyıkları terlememiş bir çocuğa mülkün ısısı dedi. Vermet ediyor. Evet. Bak çok dikkat edin. Burayı sadece irşat mekanizmasında bu olguları anlamanız için örnek verdim. Geri dönüyoruz. Şimdi Kabil var. Bir de Şit var. Şit aleyhisselamla birlikte hareket edenler Adem'e öğretilen isimlerin Şit'le tecelli etmesiyle birlikte irşada devam ediyorlar. Bununla irşatla hak ve hakikat öğreniyorlar mı? Tabii. Arınıp tabii ve temizleniyorlar mı? Rabbin rızasını ve yakınlığını kazanıyorlar mı? Bakın seçilmiş ve temizlik burada. Aynen. Seçilmiş ve temizlik burada. Naci kurtuluşa ermektir. Doğru mu? Evet. Peki hak ile hak olanlar mı kurtuluşa eriyor? Yoksa şeriat kapısında dinin kalıplarıyla kalıp hakikate ermeyenler. Hak ile hak olanlar. Hak ile hak olanlar. O zaman Şit tayfasında bir şey var. İrşat var. Müthiş bir gönül açıklığı var. Kin yok. Kibir yok. Kıskançlık yok.
haset yok, sevgi var, muhabbet var, aşk var, paylaşmak var, sınıf yok, sınır yok, statü yok. Ama statünün yanında statü sahibinin, bakın dikkat edin, statü yok. Şık de diğerleri gibi ama diğerleri gibi olmasına rağmen irşat mekanizmasında en üstte. Kırklarda dikkat ediyor musunuz? Kırkları anlatınca kırklarda biri kırk, kırkı bir ama sordular sizin rehberiniz kim dediler ki bizi İmam Ali dediler. Çok dikkat edin. Yalnız burayı hani şu şeye benziyor. Muhabbet halkasına katıldıktan sonra genelde de böyle çok demokrat, çok farklı keskin, hepimiz biz eşitiz. Hayır, hepimiz eşitiz ama o irşat mekanizmasına geldiğiniz zaman eşit değilsiniz. Üstad var tabii. Bir aşağıdaki merdiven var. Ama üstadın varlığı öbürünün küçük olması anlamına gelmiyor. Özendirir tam tersi. Tabii. Onun için bu farklı. Üstad hakkını yiyen, üstad hakkını çiğneyenin derdine derman yok. Eyvallah. Kim ki üstad hakkı yemişse İmam Ali'nin hakkını yemiştir. Adem'in hakkını yemiştir. Neden? Kendisine kendisinden bir şeyler öğreteni reddedip emeğe saygısızlık. Daha da kötü. Daha da kötü. Bu noktada devam edelim. Şit aleyhisselam Şın parlayan mıydı? Evet. Bak Yasin. Yasin insan demek biliyor musunuz? Evet. Evet, ama iç anlamı da Muhammed demek. Evet. Bir anlamı. Yasin. İnsan. Ya Muhammed. Ey. Şimdi şit kavramı aynı zamanda parlayan ruh anlamına geliyor. Parlayan ruh, aydınlatan, irşad eden. Naciye ile evlendirdik. Peki iki kişinin evliliğiyle mi bir topluluk oluşuyor? Ya da iki kişinin evlenmesiyle doğan çocuklar mı sadece irşada tabi tutuluyor? Yoksa irşad edicinin görevi irşad edilmek isteyen herkese kapısını açmak mı? Herkese. Açmak kapıyı. Ama gelene. Tabii. Yani gelmeyene yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakın, gelene tebliğ etme noktasında tebliğ ile birlikte açıklama noktamız var. Gelmeyenlere de tebliğ etme noktanız açık. Tabii tebliğ etmeniz de açık. Ama gelene tebliğ ile birlikte işin sırrını da, için manalarını da açıklamak zorundasınız. Evet. Öğretmek zorundasınız. Evet, sadece tebliğ edersin. Dediği gibi Kur'an'da mesela peygamber dediğimiz için. Sen tebliğ edin. Tabii. Şimdi gelelim. Gülü o naci kavramı oturdu mu oturmadı mı? Engin'in? Eğer bu konuda soru varsa biz bunu detaylandıralım. Açalım çünkü şey olmasın, cevapsız. Çünkü bu konu çok böyle açık bir konu. Demin bazı sorular vardı. Bu soruların içerisi sadece kapalı. Gürü, Naci toplumu 8 milyara açık. Yani 8 güzel milyar. Ahlak ve adalet. Şunu söyleyeyim. Gürü, Naci toplumu hangi toplumdan, ırktan, cinsten, renkten olursa olsun arınmaya girip temizlenen, paklanan, hakkın gerçekliğine vakıf olan herkes güruhuna açı toplumundadır. O öğretiyi ama. Kesinlikle. Şunu söyleyeyim. Ne şu andaki Aleviler güruhuna acidendir, açık söyleyeyim. Ne biz güruhuna acıyım diyen Sünniler, hayır. İrşat mekanizmasına girip, irşat mekanizmasıyla hakka, gerçeğe, onun cemal ve didarına erenler ancak güruhuna acı topluluğu içinde yani dediler. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi renk, ırk, dil olursa olsun, kim ve mertebe olursa olsun, güruhuna acının içindekilerin kimde mevcut ise, kendinde barındırıyor ise, onlar güruhuna acıyı. Aynen öyle. Ama bu yalnız yasası var tabii. Bir ilahi yasası. Allah'a inanmış. Şu Allah'a iman etmiş.
iman etmesi ve bir de ahiret gününe iman etmesi gerekiyor. Meleklere, kitaplara, peygamberlerde o da değil. Değil. Şöyle Bakara suresi 62 bunun şüphesiz iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe yetmiyor. Yetmiyor. İman. İnanıp. Hayır. Barışa, barışa hayır. Ve hayrı yönelik iyi işler yapanlar hayra, barışa, iyiliğe, güzelliğe yönelik iş yapanlar ancak bu içerebiliyor. Dedem zaten ana kural olmazsa olmazı kendisini kontrol mekanizmasında tutacak birinin olmadığını düşününce ruhu naci oluşamaz zaten. Yani kendisini bir kontrol mekanizmasının olduğunu bilmesi çizgisinin içi zaten ruhu naci getirir. Hemen güzel bir noktaya geldi. Şimdi oraya geçecektik. Şimdi ruhu naci noktasına girmek ne? Bir irşad edici var. Bakın bir şey dikkat ediyor musunuz? Ben son süreçlerde irşad etmen, irşad edici ve insan ikamil noktasını çok kullanıyorum. Yani sadece biz evlad-ı resullerin noktasını hiç beyan etmiyorum. Hiç dikkat ettiniz mi? Evet. İrşad edici veya insan ikamil kavramını kullanıyoruz. Evlad-ı resul önemli bir nokta ama evlad-ı resul kendini bilirse baş tacı, bilmese talipten daha aşağı seviyede. Niye biliyor musun? Ceddiyle gelmiş olan bir öğretiyi bırakıp onun altına düşmek çok kötü bir şey. Ona verilen bir hazine kıymetini bakın bilmiyor. Bir şey söyleyeyim. Biz seyitlerin garip bir şey doğuştan statüsü var. Aslında bizim gibi. Hazır. Daha da hazır. Biz neyiz biliyor musun? Senin günah iki katına yatılıyor. Evet. Biz belki ceddimizin buyrukta da diyor ya zamanın dedeleri yiyor içer ama Kur'an'ın müşanı ceddedin diye geldiğini bilmezler. Bak biz doğuştan miras yiyoruz. Nasıl yiyoruz? Çok basit. Biz küçükken çocuk bizim taliplerimiz ellerimizi öper yüzlerine sürerlerdi. O da yetmemiş gibi cebimize de bir de harçlık koyarlardı. Kapımız, ya da bir şeyler alırlardı bize. Kapımızdan çöp bile alıp götürürlerdi. Bakın düşünün. Bu muhteşem bir şey. O hürmete layık olabiliyor musun? O kadar değerli bir sevgili şey. Sevgili dedem geçen gittiğiniz yerlerde yazlarınızı, ziyaretlerinizi kabul edesin. Burada hala derler biz dedelerimizin 7'sinden 70'ine kadar saygımız vardır. Hala koşuyor tuttururlar. Aynen öyle. Bakın şey var. Talip bir evlad-ı resulün niteliklerini sevmesi bir de ceddine kurban oluyor. Bakın şuraya bak ya. Muhteşem bir şey bu. Şimdi gelelim. Bir. Çok önemli bir nokta. Bir irşad edici var. Bir de irşad edilen yani inisiye edilen var. Bu yolun kuralı şu. İrşad ediciye teslimsen yola girebilirsin. Teslimsen değil. İki, yola teslim olmak için girmezsin. Bilgi edinmek için. Yolda İrşad olabilmenin koşulu var. Şunu söyleyeyim, sorumlulukları var. Bir, bu yola giren canı ve malıyla girmeli. Hizmet için. İki, hizmette of diyorsa ki ondan hiçbir şey olmaz. Hayır gelmez. Hizmetten of diyorsa bilin ki ha of dedi diye dergâhtan kovulmaz ama of dediği için hakka da varmaz. Çünkü eksikliği var orada. Helvacı misali. Helvacı misali. Karıştırsın. Karıştırmaya devam etsin. Üç. İrşad mekanizmasında irşad noktasındaki söylemlerle hal olması lazım. İşte burada kontrol başlıyor. İkrar ne biliyor musunuz? İkrar kişinin irşad edicisine verdiği sözleri tutmasıdır. Burada senelik gölge aslında otokontrol sisteminin denetlenmesidir. Siz ikrar verdikten sonra İrşad edicinin size öğrettikleriyle yola
devam ediyorsunuz. Ama her sene bunları ne kadar hayata uygulayıp uygulayamayacağınızı beyan etmek zorundasınız. Burada otokontrol sistemi şöyle çalışır. İrşad edicinin irşad ettiği kişiyi kontrol etmesi. Hatırlıyor musunuz? Seyyid Safi'nin buyurunda diyor ki bir talip öyle olmalı ki pirini her yerde hazır ve nazır bilmeli. Evet. Bundan maksat aslında tabii bundan maksat aslında şey diyor. Her yerde Allah'ı hazır ve nazır bilir. Allah hazır ve nazır bilirse o zaman kendini kontrol etme. Yani seni birinin kontrol etmesiyle kendini kontrol etme. Kendi kendini bil. Tabii. Peki nerede? Şah damarımızdan yakın olan bizde ise onun bilinciyle kendini kontrol etmez. Müsaitlik ne? Aslında müsaitlik 24 canın birbirini kontrol etmesi. Bir, ekonomik kontrol. İki, yanlış yaptıkları zaman onu tutup vazgeçirebilmek, onu kontrol edebilmek. Birbirine gözcü olması. Evet. Tabii. Şimdi yoksa irşat olmanın bir anlamı yok. Eğer ki irşat edilmiyorsanız hiç sorunuz yok. İyi, için, gezin, toz. Tebliğ olmadı. Şimdi Allah'ı bilmeyen insana sen niye bunu yaptın diye şey yapamazsın yani, ki. Tebliğ olmasın ki. Yani bir Kızılderili'ye sen niye Allah'a iman ettin, sen bunun günah olduğunu bilmiyordun diyemezsin. Hiç gerek yok. Şimdi şey var, irşattan maksat kişinin bir isteği var. Şimdi bu noktada umudum senin isteğin ne? Hakka ulaşmak demek. Hak nerede ulaşmak istediğin nokta? Gönlümde. Seyyid sen? Hizmet etmek. Hizmet etmek. Kime? Benim gibi olanlara. Senin gibi, senin gibi olmayanlara? Onlara da böyle. Benim gibi derken Adem olduğunda. Toparlanıyoruz. Güzel dedem. Sevgili dedem, yaratılmış bütün canlılara hürmet etmek. Aslan dedem. Hak için halka hizmet etmek. Yaratılmış olan her şeye, canlı, cansız, bitki. Yeşil bacım. Ben beni bilmek için, beni bildikten sonra her şeyi bileceğimi düşünüyorum. Men arafesi. Kendine engin. Mümkün olduğunca hamd edebilmek. Bütün insanlara hizmet edip ona ulaşmak. Ben de sizin hastaneden birbirine katılıyorum. Bütün canlılar için, bütün bitkiler için. Onun sonuçta Cenab-ı Allah yaratıyor, yaratıyor. Onlara saygı duyuyorum bak. Saygı duyduğum zaman beni yaratan Cenab-ı Allah Rabbime de saygı duymuş olurum. Ne cehennet için, ne cehennet. Aynen. Şimdi herkesin dikkat ederseniz irşat mekanizmasında herkesin kelamı farklı. Farkında mısınız? Anlatan aynı kişi ama kelam farklı. Şimdi şunu söyleyeyim. Hangisi yanlış? Hiçbir yanlış değil. Söylediklerinizin hiçbirinde ne bir yanlış, ne bir kusur, ne bir eksiklik yok. Sadece herkes kendi içinde bu irşat mekanizmasında yapmak istediğini istiyor. Şunu söyleyeyim. Kendimizi bilirsek onu biliriz. Onu bilen de her şeyin ondan olduğunu bildiği için ona hizmet eder. Aynen. Her şeyin ondan olduğunu bilen kişi de bildiğinden dolayı hamd eder. Düşünün, hepsi birbirine bağlı. Sadece bir şey yapmayın, of demeyin. Ve geri durmayın. Devam. Devam. Yani Hazreti İsa'nın çok güzel bir şey var. Şeytan sizi ayartmasın. Nefsimiz bizi ayartmasın. Şunu söyleyeyim. Sırların size açılacağı noktayı da düşünmeyin. Bakın, eğer ki karşınızda maddelerin böyle yıkılıp içerisinde ışıkların size görünmesi ve seslenme noktasında bir bekleyişiniz varsa hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Sır o değil ki zaten. Kesinlikle. Çünkü neden? Demin Engin çok güzel bir şey söyledi. Helvacı misali. Bir de Yunus misali. Yani Hakk'a vakıf olmuş ama kendinden haberdar değil. Bazı veliler
hem kendi bilir hem hak bilir. Bazı velilere hak bilir ama veli bilmez. Bazı velilere de halk bilir ama kendi bilmez. Güzel bir söz. Aynen. Bak Yunus'a dikkat et. Üç kişi Yunus'u biliyor ama kendi Yunus bilmiyor. Orada fark ediyor. Ve şunu, aynen, şunu çok güzel takip etmenizi sizden rica edeceğim. Tabi bu irşat noktasında birçok şeyimiz olacak. Buğdayla nefesi ayıramayan bir adamın irşat edildikten sonra Mevlana'ya ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm sözü çok büyük bir sözdür. Düşünün, gaflet içinde olan birinin gafleti kaldırdıktan sonra da söylediği söze bak. Aslında ha Hallacı Mansur'u görün, evet, ha da Hazreti Peygamber'in beni gören onu görmüş. Aslında hepsi aynı söz. Evet. Fakat farklı şekillerde beyan edilmiş. Biri demiş ki benim cübbemin altında ondan başka kimse yok demiş. Bakın ama amaç irşat mekanizmasında gerçekten devam edebilmek. Bir de şunu söyleyeyim. Şu demin konuştuğumuz muhabbetlerin çoğu şeriat kapısında ve şeriat ehlinin olduğu şeyler. Tarikat kapısında biraz daha farklılaşacak. Marifette biraz daha farklılaşacak. Hatta Harabi'nin bir şey var. Diyor ki şeriatın helali bizim haramımızdır. Evet. O yüzden siz niye yiyorsunuz, içiyorsunuz denildiğinde size helal bize haramdır. Evet, şimdi şeyi durduralım. Nahlen haram. Eyvallah.